Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz WhatsApp. Hepinizin de bildiği gibi WhatsApp yakın zamanda bir sözleşme yayınladı. Bu sözleşmede 8 Şubat'a kadar eğer bu sözleşmeyi kabul etmezsek de WhatsApp'ın ondan sonra kullanılamayacağını belirtiyor. Bu ne demek? Bunu söyleyelim hemen. Yani sözleşmede ne var? Bunlardan başlayalım. Şimdi size sözleşmeyi tek tek okumanın bir anlamı yok. Temelde sadece şunu söyleyeyim size. Facebook reklam verilerine aslında WhatsApp'ı da katmış oldu. Bu kapsamda artık hani reklam verenler az çok bilirler. Tahminime göre ya da son kullanıcı açarlar mı tam bilemiyorum ya da birazcık daha birincilikte oynayan firmalar için olabilir diye düşünüyorum. Facebook bundan sonra WhatsApp'taki iletişim tercihlerimizi aslında o kısımları falan da çok detaylı olarak belirtmemiş. Yani WhatsApp'taki verilerimizi kullanılacak ama hani bunun kapsamı ne? Attığım mesajın içeriği var mı? Ya da WhatsApp'ta gönderdiğim ses kaydı var mı? Ya da WhatsApp bizi dinleyecek mi? Bu tarz şeylerin yani birçok kısmı belirtilmemiş. Zaten bunlar biraz da korkutuyor. Kullanıcı için korkutacak yani şöyle bir şey yok aslında. Hani panik oluşturacak, kaos falan gibi bir durum yok zaten şu anda. Çünkü zaten Facebook bu verileri falan kullanıyordu. Sadece birazcık daha işi resmiyete döktü. Bakın biz bunları kullanıyoruz, bilginiz olsun gibi kabul ediyorsanız kabulünüze sunuyoruz gibi bir seçenek sundu bizlere. Biz de bu verileri bu şekilde kullanıyoruz. Benim şimdi şaşırdığım şey şu, öyle bir ortam oluştu ki sosyal medyada WhatsApp'ı siliyoruz gibi kampanyalara falan çıkarttı millet. Ve insanlar artık farklı uygulamalara kaymaya başladı. Telegram'a geçmeye başladı insanlar. Bip kullanmaya başladılar. Zaten yerli olarak sadece Bip var. Bip uygulaması var Turkcell'in. Bunun dışında da açık kaynak kodlu olarak Signal ve Telegram var. Signal de zaten bizim bildiğimiz. O da açık kaynak kodlu ve takip edebildiğim kadarıyla en güvenli olan aslında Signal. Ama bu tarz uygulamaların tercih edilme sebeplerinin arasında diğer insanların kullanıp kullanmaması. Ben mesela bundan yıllar önce Telegram'ı kurduğumda, kullandığımda çok memnun kalmıştım. Arkadaşlarıma söylüyorum, bak Telegram diye bir uygulama var, orayı kullanabilirsin falan diyorum. Herkes şey diyor, iyi de kimse kullanmıyor ki diyordu. Sanırım bundan sonra Telegram kullanıcı sayısı benim de yani ciddi anlamda artıyor. Bak şu anda bilgisayar önemde arkadaşım Telegram'a katıldı diye şu anda bildirim geldi mesela. Zaten son mesajlaşma kısımlarına baktığınız zaman böyle abartmıyorum, bir 40-50 kişi işte Telegram'a katıldı diye bildirim geliyor. Şimdi bu konuyu şöyle açıklık getirelim. WhatsApp tarafından bakılırsa dediğim gibi aslında değişen hiçbir şey olmayacak. Bence bu Telegram'a kayış yani bence güzel bir şey. İnsanlara yani WhatsApp, Facebook tekel olmasın. Bu konuda kesinlikle diğer platformlara geçilmesini destekliyorum. Ama onun dışında da yani dediğim gibi komple teoriler üretmeye de gerek yok. Şu akıllı telefonları kullandığımız müddetçe zaten verilerimizi her türlü vermiş oluyoruz insanlara. Firmalarla paylaşmış oluyoruz. Herkesin dediği bir laf var bu camiada. Hani bir uygulama ücretsizse ürün sizsiniz demektir. Bu gerçekten de böyle. Tabii burada insan şeyleri merak etmiyor değil. Hani WhatsApp üzerinden hangi bilgileri kullanılacak, hangi verileri elde edilecek? Bunları bilmekte aslında fayda var ama bunları sanırım bizimle hiçbir zaman detaylı bir şekilde paylaşmayacaklar. Sadece bu Amerikan seçimlerindeki Cambridge Analytica'daki mevzular gibi olaylar belki bundan sonra da patlak verebilirler. Cambridge Analytica neydi? Bundan bahsedeyim. Seçimlerde birazcık daha yanlı reklamlar göstererek zaten profili biliyorlar. Senin yapmış olduğun paylaşımlarda, senin yapmış olduğun beğenilerden, senin bütün yönelimini, hangi partiye oy verebileceğini bile algılayabilen algoritmalar falan oluşturulduğu söylenmekte. Sadece bunun gibi insanların yönelimlerinin ne olduğunu tespit ederek o yönelimlere göre de web siteleri açıp haber yaptıktan sonra ve yani farklı bir şekilde içerikler geliştirerek insanlara yönlendirmeye çalışılan bir sistemdir. Bu nedenle aslında veri çok önemli. Data gerçekten de çok önemli bir mevzu diyebiliriz. Dediğim gibi hani şu anda bunun için yapılacak çok bir şey yok. Telegram'a geçen insanlar da ben birazcık bunu sürü psikolojisine bağlıyorum. Çünkü gerçekten hani ciddi bir şekilde Telegram'da artış var. Hani bazen WhatsApp çöktüğü zaman Telegram kullanmaya yönelik teşebbüsler oluyordu. Bunları görüyorduk ama bu biraz daha farklı bir şey. Umarım diğer uygulamalarda da böyle tekel olan uygulamalarda da bunun olmasını yani bu tarz şeylerin olmasını beklerim. Çünkü atıyorum şu anda video deyince YouTube neden Dailymotion olmasın? Bu arada duyduğum kadarıyla da Dailymotion Türkiye'de temsil atamış.
Bu da bence güzel bir gelişme. Hani Türk kullanıcısını önemsiyoruz mesajını vermişler. Bunun yanı sıra Telegram'dan birazcık bahsedelim. Ben bundan bir 5-10 yıl önce Telegram, 10 yıl olmasa da bir 5-6 yıl önceden beri Telegram kullanıcısıyım. Telegram'ı niye seviyorum? Çünkü Telegram bulut tabanlı bir yazılım. Yani bulut tabanlı bir uygulama. Yani istediğin gibi daha fazla büyük verileri gönderebiliyorsun. Hatta ben şey gibi flash bellek gibi falan kullanıyordum yani. Evdeki mesela üniversitedeyken ders notlarım için bir kendime bir kanal açmıştım. Oraya yüklüyordum mesela her şeyi. Hatta birkaç arkadaşımı oraya üye etmiştim. Oradan paslaşıyorduk falan. Yani dosyalarımı falan Telegram'a atıp sonradan da Telegram'a gittiğim yerde oturum açıp işlemlerimi yapıyordum. Bir de Telegram'da sevdiğim özellik şuydu. WhatsApp'ta mesela telefonun o anda internette bağlı değilse WhatsApp web'ten giriş yapamıyordum. Telegram'da öyle bir şey yok. Bir kere giriş yaptıktan sonra istediğin gibi uygulamayı kullanabiliyorsun. Telefonun kapalı olsa bile. Şimdi dediğim gibi bu tarz mevzular şey. Bu konu yani tabii tartışmaya açık. Şu anda zaten Twitter'da falan bayağı bir WhatsApp'ı siliyoruz gibi kampanyalar mevcut. Bu tepkiye çok anlam veremiyorum. Enteresan bir şekilde bazen böyle ülkemizde bu tarz şeyler olabiliyor. İnsanlar birden böyle ciddi tepki veriyor. Bakıyorsun aslında çok da bir şey yok gibi geliyor. Bundan dolayı bu konuyu ele almak istedim. Sizler de neden Telegram'ı kullanmayı tercih ettiğinizi ya da WhatsApp ya da Signal ya da Bip uygulamasını kullanmayı tercih ettiğinizi belirtirseniz sevinirim. Çünkü bu uygulamalar bizim hayatımızın bir parçası oldu diyebiliriz. Günümüzün büyük bir kısmını WhatsApp üzerinden geçiyoruz. Arkadaşlarımızla, gerek ailemizle, gerek iş ortamıyla WhatsApp üzerinden mesajlaşıyoruz. Burada tabii can sıkan sadece şöyle bir durum var. En azından beni rahatsız eden şey şu. Yani kabul etmiyorsan uygulamayı da kullanma gibi bir seçenek olması beni rahatsız ediyordu. Biliyorsunuz bu tarz web siteleri kullanıcıların bilgilerini, hareketlerini bilgisayar ortamında da takip ediyorlar. Yani çok teknik konuşmak istemiyorum. Takip ediyorlar bir şekilde diyeyim. Çerezlerle takip ediyorlar. Şimdi bu kapsamda bir gün ben şöyle bir şey yapmıştım. Ya madem bizi takip ediyorlar, çerezleri kapatayım. Bizi takip edemesinler diye düşünmüştüm. Çerezleri kapattığımda hani çerezleri kullanmıyorsan Facebook'u da kullanma gibi bir, yani kullanamazsın gibi bir uyarı çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da kullandırmamıştı. Yani dediğim gibi senin verini kullanamayacaksa eğer seni kullandırtmıyor. Çünkü senin hareketlerin, senin özelliklerin onlar için çok kıymetli. Çünkü burada maalesef veri biz oluyoruz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.